İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Efendim bugün iki konuğumuz var. İki konuğumuz da İzmir'den Eylem Ulutaş Ayatar ve Muzaffer Tunca. Hoş geldiniz arkadaşlar, merhabalar. Merhaba. Ben çok kısa konuklarımı tanıtmak istiyorum. Eylem Ulutaş Ayatar arkadaşımız İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı. 2001 yılında Ege Üniversitesi'nden mezun oldu. Bir süre özel bir firmada şantiye şefliği yaptıktan sonra kendi firmasını kurarak yüklenicilik yaptı. İzmir İnşaat Mühendisleri Odası'nda 2006-2008 yılları arasında örgütlenme sekreterliği, şube sekreter yardımcılığı, 2008-2019 arasında ise şube sekreterliği görevlerinde bulundu. Halen İSSU Yatırım Daire Başkanlığı'nda kontrol mühendisi olarak görev yapıyor. Muzaffer Tunca arkadaşımız ise sırasıyla İzmir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı ve İzmir Konak Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu. Tekrar hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Evet, bugün bir araya gelmemizin nedeni 30 Ekim tarihi İzmir açısından son derece önemli. Çünkü bir yıl önce 30 Ekim'de bir deprem gerçekleşti ve bunun sonucunda hem birçok binanın yıkımıyla karşılaştık, 177 vatandaşımızın vefatıyla karşılaştık. Biz bugün hem bir yıl öncesini hem de geçen bir yıllık süre içinde yapılan çalışmaları 27 Ekim 2001 tarihinde İzmir'de İnşaat Mühendisleri Odası'ndan tarafından düzenlenen sempozyumu ve dün İzmir'de gerçekleştirilen anma etkinliklerini konuşmak istiyoruz. Ve isterseniz önce dünden başlayalım Eylem Hanım. Neler yapıldı İzmir'de anma etkinlikleri olarak? Buyurun. Evet, herkese merhaba diyorum. İzmir'den sevgiler sunuyorum. Dün evet 30 Ekim depreminin birinci yılıydı. Ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bir deprem anıtı açılışı gerçekleştirildi. Biz de oradaydık. Tabii anıtın bir anlamı var. Nedir o anlamı? Bize aslında 30 Ekim'de o hiç beklenmedik bir anda yaşamını yitirenlerin bize yükledikleri sorumlulukları hatırlatıcı bir anıt elbette bu. Dolayısıyla bu anıtın öneminin büyük olduğunu düşünüyorum. Ve hepimiz dün bir yıl öncesine döndük. Bir yıl öncesinde depremin hemen öncesinde neler yaptığımızı, kimlerle konuştuğumuzu, o depremi yaşadıktan sonra da ilk aklımıza gelenleri, duyduğumuz haberleri, o depremde yıkılan binaların yerine ulaşmadaki zorluklarımızı ve karşılaştığımız tabloyu aslında yeniden yaşadık biz. Ve gerçekten de çok hüzün dolu bir gündü 30 Ekim depreminin birinci yılı. Ama aynı zamanda da tabii öfke de vardı içimde. En azından kendi adıma bunu ifade etmem gerekir. Ve yani hüzün hissettiğim zaman kaybettiğimiz o 117 insanın anısına işte göklere gönderdiğimiz o balonlardı. Her biri bir candı çünkü. Ve bunların içerisinde çocuklarımız da vardı. Gerçekten çok içimizi acıtan bir gündü. Dün yaşadıklarımız hepimiz için. Ama aynı zamanda içimde öfkeyi de barındırdığım bir gün olduğunu söyleyebilirim. Yani ne geçti bunların önüne, bu canların önüne, hangi hırslarımız geçti ki biz bir yıl önce bu tabloyla karşılaştık. Evet, İzmirlilere evet. Başsağlığı diliyoruz tabii ki başta ailelere. Evet, Muzaffer. Ben de başsağlığı diliyorum. Tabii esas olan da can kayıpları. Yani biz esas onlara maldan çok cana üzülüyoruz. Eylem Başkan'a şunu sormak istiyorum. Peki deprem sonrası izlenimleri nedir? Yani koordinasyon, eşgüdüm, bütün yetkililerin eşgüdümü,
Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıkları, İnşaat Mühendisliği Odası'nın yaptıkları, onu kısaca özetlerse çok mutlu olacağım. Tabii, ilk depremin olduğu an önce bir tabloyu öğrenmemiz gerekiyordu. Nasıl belli çünkü, bir yerde bir hasar olacak, bir yıkım söz konusu olacak. Bunu öğrenmek için tabii kamu kurum kuruluşlarında görevli olanlar, belediye başkanları olmak üzere yani irtibat kurma gayretinde olduk, bilgi alalım diye. Ancak tabii Bayraklı'da yıkımın olduğunu öğrendiğimizde oraya ulaşmak çok uzun süre aldı. Biz durumu tespit etmek için oraya gitmek istedik. Ama tabii aynı şey oraya müdahale etmesi gerekenler için de geçerliydi. Dolayısıyla ulaşım anlamında ciddi bir problem yaşadık. Bu büyük bir eksiğimiz. Yani biz bu depremi bir uyarı depremi olarak alıyoruz. Biliyorsunuz İzmir merkezinde yaşanmadığı için, İzmir merkezindeki bir fayın hareketi olmadığı için uyarı depremi olarak adlandırıyoruz. Ancak bunda bile yaşadığımız ulaşım problemi, o beklediğimiz depremi yaşadığımızda bambaşka bir boyutta karşımızda olacak. Bunu açık bir şekilde ifade etmek lazım. Tabii sonrasında deprem alanına gittiğimizde yıkılan binalarla karşılaştık. Büyük bir tabii kaos da vardı. İster istemez de belki olabiliyor böyle kaos durumları. Çok sayıda vatandaş bina etrafında bir işin ucundan tutma gayretinde olarak ama tabii bu işin bir koordinasyon dahilinde olması gerekiyordu. Bu koordinasyonu sağlamak da biraz zaman aldı diyebilirim. Sonrasında hasar tespitleri gündeme geldi elbette. Çünkü yıkılan binalar vardı ama aynı zamanda hasar gören de binalar vardı. Bu hasar tespit çalışmaları ile ilgili de biz de görev almak istediğimizi ifade ettik İnşaat Mühendisliği Odası İzmir Şubesi olarak. Ancak bu talebimiz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Bakanlığı tarafından uygun bulunmadı. Biz de orada birçok süreç yaşadık elbette. Zaman zaman yansıdı yani basına. Biz de dedik ki biz İzmir halkının yanında olmamız gerekir diyerek depremin toplanma alanlarında, afet toplanma alanında bir çadır açtık. Çünkü çok sayıda soruyla da karşı karşıya kalmıştı şubemiz. Bilgilerimizi bu noktada paylaşma noktasında böyle bir çadır açtık ve inşaat mühendisleri, çok sayıda inşaat mühendisi görev aldı. Üyelerimize de bir çağrı yaptık bu alanda görev alır mısınız diye ve onları hızlı bir eğitime tabi tutarak kendi teknik hizmetimizi sunduk hasar tespitleriyle ilgili olarak. Tabii resmi olarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yürüttü bu süreci ama inşaat mühendisi odası İzmir Şubesi de fiili olarak yer aldı, alması da gerekiyordu diye düşündük. Sonrasında yani burada bir eşgüdüm eksikliği var. Esasında bakanlığın daha geniş kesimleri bu destek olarak alması gerekiyordu. Hatta ben bazı muhtarların da devre dışı bırakıldığını duydum. Bunları yapmamak lazım. Çünkü ne kadar geniş kesimleri bu işin içine katarsanız o kadar yardımsever, o kadar destek vermiş olursunuz. Kesinlikle yani bir afet anında zaten koordinasyonu sağlayacak bir yapının olması gerekiyor. Aslında var da hani kağıt üzerinde böyle bir koordinasyon da var. Ancak burada da hani el birliği içerisinde bu afet anlarını aşmamız gerekiyor. Biz bu yaklaşımla zaten bize gelen hasar tespitine yönelik gelen talepleri dedik ki siz doğrudan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yetin. Sıkıntılarınızı, problemlerinizi biz teknik desteğimizi onlara sunacağız dedik. Maalesef böyle bir tutumla karşılaştık. Bu elbette tarihe not olarak düştü ama biz yapmamız gerekeni yaptık. Bu yüzden içimiz rahat. Hani bunu da kimse... Bina kontrol edildi Eylem Hanım. Tabii yani bu süreçte tabii odanın da sürecin içerisinde olması gerektiğini düşünen vatandaşlarımız gelin siz de bakın diye yani bizden talepte bulunmuştu. Ya da geldiler sorularını sordular. Depremzedeler işte afet toplanma alanında barınma alanı olarak geçti tabii o bir süre barındılar orada çünkü. Orada geldiler sordular ne yapacağız bundan sonra bir korku da vardı. Orada da teknik yönden de aydınlatılması gereken noktalar da vardı. Orada destek olduk biz de. Dolayısıyla hani bu süreci de böyle atlatmış olduk diyelim. Tabii sonrasında da yapılan çalışmalar üzerine birkaç bilgi vereyim. Lütfen. Büyükşehir Belediyesi tarafından
bizim şubemizde de yapmış olduğu bir protokolle Bayraklı ilçesi de bir yapı stoğu envanterinin çıkartılması ve deprem riski açısından değerlendirilmesi protokolü imzalandı ve böyle bir çalışma tamamladık biz, teslim ettik. Bu çalışmanın tabii daha önce Balçova ve Seferihisar'da yürüttüğümüz bir gene çalışma vardı 2012 yılında. Yani aslında İzmir'in buna benzer çalışmaları var. Yapı stoğu envanterine yönelik ya da deprem riski açısından incelenmesine yönelik çalışmalar var. İşte diyelim 99'daki Radyoş projesi, 2009'da İzmir Valiliği'nin düzenlemiş olduğu bir afet sempozyumu vardı. Burada 3 ilçede, 3 semtte diyelim, belirlenen, pilot olarak belirlenen binalarda yapmış olduğumuz çalışma vardı. Sonrasında 2012 yılında Balçova ve Seferihisar ilçesinde yaptığımız yapı stoğu envanteri deprem riski çalışması var. Ve şimdi son olarak da 4 Mart'ta 2021 tarihinde imzaladığımız protokol gereği Bayraklı ilçesinde bir envanter çalışması da gerçekleştirdik. 33 bin galiba değil mi bina? 33 yaklaşık 33.100 bina, yani Bayraklı'nın Bayraklı ilçesindeki tüm binalara tek tek yerine giderek hem sahadan bilgiler topladık hem de arşivindeki, Bayraklı Belediyesi'nin arşivinde bulunan projeleri üzerinden bir takım bilgiler topladık. Ve bunun değerlendirilmesiyle ilgili olan kısımda da Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile yani, birlikte çalıştık. Yani şimdi 9 Eylül'le çalışamadınız galiba. 9 Eylül'le çalışamadık. Bir önceki projemizi, 2012 yılında yapmış olduğumuz projemizi üçlü protokolle yapmıştık. 9 Eylül Üniversitesi vardı. Ancak bu sene deprem sonrası tabii Büyükşehir Belediyesi yine aynı hevesle başladık biz. 9 Eylül Üniversitesi'nde daha önce çalıştığımız akademisyenlerimizle birlikte envanter çalışması gündeme geldiğinde tekrar birlikte çalışma düşüncemiz vardı. Ama tabii protokol aşamasında bir takım yazışmalar yapılması gerekiyor. Bu yazışma inşaat mühendisliğiniz siz bir şubesine de geldi Büyükşehir Belediyesi'nden. Böyle bir çalışma yapacağız, var mısınız dediler. Biz de varız dedik. Ancak aynı yazı 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne gittiğinde olumsuz bir cevapla karşılandı. Dolayısıyla 9 Eylül Üniversitesi'ne çalışamadık bu projede. Daha önce bu alanda deneyimi, bilgisi olan çok değerli akademisyenlerimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bulunan akademisyenlerimizle birlikte çalışıyoruz. Bu proje kapsamında da çalışmamızı tamamladık. 9 Eylül Üniversitesi'nde inşaat mühendisleri mühendisliği bölümü var değil mi? 9 Eylül Üniversitesi'nde mi? Evet. Tabii ki çok da deneyimli akademisyenlerimiz. Eski şey. Çok eski. Hayır, eski evet. Şey zaten Balçova ve Seferihisar'da 10 bin binanın taranması ve onun değerlendirilmesini 9 Eylül Üniversitesi akademisyenleriyle yapıldı. Gerçekleştirdi. Evet. Tabii. Yani çok ciddi daha katkıları daha var. Akademisyenlerimiz, 9 Eylül Üniversitesi'ndeki akademisyenlerimizin gerçekten Balçova Seferihisar'da yaptığımız çalışmada çok ciddi emekleri var. Ciddi anlamda bu işin koordinasyonunda da değerlendirilmesi kısmında da titiz ve hassas davranarak görevlerini yerine getirmişlerdi. Ancak maalesef nasıl ki hasar tespitinde İnşaat Mühendisliği Odası yer almadı. Burada da 9 Eylül Üniversitesi yer alamadı diyelim tabii bunların hepsine. Maalesef yer alamadı. Burada da işte hani bu tarz afet durumlarında, karşılaştığımız afet durumlarında siyasetin karışmaması, karıştırılmaması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seren iki tane örnek. İzmir'de yaşadığımız iki tane örnek. Siz kaç kişiyi İki gün devam eden sizin sempozyumunuzun konuşmacılarını da gözden geçirdiğimde orada da 9 Eylül Üniversitesi'nden herhangi bir konuşmacı olmadığını gördüm. Öyle mi hakikaten? Bir akademisyenimiz geldi. Öyle mi? Evet, bir akademisyenimiz geldi. Depremde tabii çok ciddi gene görev aldılar 9 Eylül'deki akademisyenler, inşaat mühendisliği bölümündekiler özellikle. Hasarlı binalarda görevlendirildiler. Evet, tespitinde ya da o binaların içerisindeki eşyaların alınması için bir süre verildi tabii depremzedelere. Hani ilk şok atlattıktan sonra tabii ki hani içerideki eşyalarını da düşünmeye başladı vatandaşlar. Dolayısıyla o sürenin belirlenmesinde görev alan bir akademisyenimiz o süreci bize anlattı sempozyumda. Çok güzel. Müzaffer'in bir sorusu var herhalde. Yani kaç kişi seferber oldu bu envanter
çalışması, yani son envanter çalışması da, o da önemli. Yani çünkü biliyorum ki İnşaat Mühendisi Odası geniş bir eğitim çalışması da yaptı bu girişime, girişim öncesi. Aslında tabii işin başındaki Orta Doğu'daki Orta Doğu Üniversitesi, Teknik Üniversitesi'nden gelen hocalar da değerli hocalar. Yani onları hiçbir şekilde bir kenara atmıyoruz. Çok önemli isimler var bu çalışmaya katılmış ve merakla da sonucu bekliyoruz. Türkiye'de yeni bir şeyler katacak. Ondan da biraz bahseder misin? Tabii. Dediğiniz gibi çok kıymetli akademisyenler. Yani ben ülkem adına da gurur duyuyorum. Böyle akademisyenlerle çalışmak gerçekten büyük bir kıvanç veriyor. Yani sadece teknik yönüyle değil, bu işin sosyal boyutuyla da düşünüp ve hassas bir teraziyle özen göstererek çalışmalarını yürüttüler. Ben teşekkür etmek isterim burada tabii değerli akademisyenlerimize de. Toplamda akademisyenlerimizle birlikte 175 inşaat mühendisi görev aldı bu proje içerisinde. Tabii burada önemli olan kısmı verilerin doğru toplanması olduğu için şubede de bir koordinasyon ekibi kurduk. 6 deneyimli inşaat mühendisi, bir proje yöneticisi olmak üzere koordinasyon ekibini kurduk burada şubemizde. Veriler öncelikle alındı, sonra gerektiğinde yerine giderek yerinde kontrol edildi. Gelen bilgi akışı üzerinden tekrarlı yanlışlar varsa, ki oldu tabii, çok kapsamlı bir işte elbette. Sonra nerede yanlış yapılıyor? Eğer bunlar tekrarlıysa, dediğim gibi, üzerinden tekrar eğitim verilerek sıkça aslında, yani tüm Bayraklı'ya yayılan bir çalışma, ama sıkça eğitim düzenlenecek şekilde yanlışların düzeltilmesi anlamında elbette çabalarımız büyük oldu. Birçok hani bir araya gelme, tekrar değerlendirme toplantıları da yaptık diyebilirim bu proje kapsamında. Bütün bunlardan hareketle bir rapor çıktı herhalde, değil mi? Evet, bunun amacı yaptığımız iş önceliklendirme. Yani bir binanın yapı güvenliğinin olup olmadığının tespiti deprem yönetmeliğinden detaylı bir analiz sonucu çıkar. Ancak bu çok kapsamlı, ya da risk yapı tespiti yaparsınız, risk ya da değil olarak çıkar. Ama tabii bu iş çok uzun süren, yani ilimizdeki yapı stoğunu düşündüğümüzde çok uzun süren ve maliyetli bir iş. Dolayısıyla bu yapılacak işi biraz küçültmemiz lazım, yapılabilir hale getirmemiz lazım. Bu çalışmaların anlamı da budur. Önceliklendirmedir. Yani hedefte olan, ilk hedefte bir şey yapma niyetinde olan yöneticinin önündeki o tablo nereden başlayacağını ifade eden bir tablo. Böyle bir çalışmayı yaptık, teslim ettik. Tabii İlediğini teslim ettiniz bu çalışmayı. Teslim ettik, tabii tamamladık. Ama tabii bunun üzerinde izlenecek stratejinin belirlenmesi noktasında belediye hala çalışıyor. Bizim de önerilerimiz olacak. Değerli akademisyenlerimizle birlikte tekrar durumu değerlendireceğiz ve öneri de getireceğiz bununla ilgili. Yani değerlendirme aşamasına geçtik diyeyim. Ondan sonra muhakkak müdahalelerin yapılması gerekecek. Evet, ne zaman yayınlanacak bu rapor? Tabii Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ettik. Raporun ne zaman yayınlanacağı dair henüz benim bir bilgim yok. Evet. Ama dediğim gibi çok yakın zamanda teslim ettiğimiz bir rapor bu. Bundan sonra tabii nasıl müdahale edeceğiz? Dediğim gibi o stratejinin belirlenmesi lazım. Yani şu anda İzmir'de işte oluşturulan K bölge, korunacak alanlar olsun, emsal artış tartışmaları var biliyorsunuz. Evet. Tüm bunların ışığında... İstersen şimdi seyircilerimiz bunu bilmiyordur. Kısaca bu K bölge emsal artışı nedir? Çok kısa özetleyebilirsen. Büyükşehir Belediye Meclisi bir karar aldı ve dedi ki ilçelere, siz kendi ilçelerinizde belirli alanlar belirleyin. Bu alanların içerisinde işte orta ağır hasarlı olanlar, diyelim ki o yapılar yıkılıp yeniden yapıldığında belli bir hak kaybına uğrayacaklar. Neden? Çünkü artık yeni mevcut planımız öyle gerektiriyor. Yine Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde onaylanan planımız yine onu gerektiriyor. Dolayısıyla bir hak kaybı olacak. Ama bir alan belirleyin, bu hak kaybı olmasın. Ya K bölge alanı, korunacak alan olarak belirlenen alanlar bunlar. Ancak yeni bir süreçte yine bir işte emsal artışı üzerinden
bir alan tarifi söz konusu burada. Orada da orta ağır hasarlar, hatta tam süreç nasıl ilerleyecek bilmiyorum ama 98 öncesi yapılar, riskli yapılar dahil edilecek ve edilmeyecek ve hani böyle bir süreç de var. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanımız da tüm kente yayılacak gibi bir ifade de kullandı. Yani İzmir'in tamamı için bir emsal artışı tartışması yürüyor. Şu anda böyle bir düşünce var İzmir'de. Evet, yani sadece Bayraklı ilçesiyle sınırlı kalmayacak. Kalmayacak gibi gözüküyor. İşin şeyi de o aslında, yani salt yapıyı yıkıp yerine yapmak olarak baktığımızda bir çözüm olabilir bu. Değil mi? Hani salt amacımız buysa, ki bu da kıymetli bir amaç. Neden? Hani orada güvenli olmayan konutta yaşıyor insanlar, öyle düşünüyorlar ve bunu tespit etmemişler diye düşünün. Salt bunu yıkıp yerine yapmaksa evet tamam, bu bir çözüm. Ama kentin bütününe yaydığında bu ileride ciddi sorunlar da getirecek bir artık çözümden uzaklaşmış oluyoruz diye düşünüyorum. Yani o alanda dediğimiz gibi tartışma şuna gidiyor. Önce alanda koruyacağız dedik. Hani orada emsal artışı dedik. Ama bununla sınırlı değil ki, o alan içerisindeki yapılarla sınırlı değil ki İzmir. Bunun dışında da riskli olduğunu düşündüğümüz, güvenli olmadığını düşündüğümüz yapılar var. Bunları da yansıtmamız gerekecek. Ama tabii bu da sonrasında İzmir için çok daha büyük problemler getirecek. Yani ulaşımdan bana, bahsettim. Bana göre tabii sırf İzmir için değil, böyle bir uygulama olduğu anda bence örnek olacak. Elazığ'dakiler de, Van'dakiler de, ne bileyim İzmit, Adapazarı, İstanbul, Avcılar örneğin bu yoldan gitmek isteyecekler. Nerede durabilir? O yüzden benim de kaygılarım var. Başkanım durmuyor zaten. Bayraklı'da başladı biliyorsunuz. Sonra diğer belediye başkanlarımız biz de istiyoruz dediler. Sonrasında hani işte kente yayılmasından bahsediyoruz biz. Durmaz tabii. Emsal artışından bahsediyoruz değil mi? Tabii. Emsal artışı. Aslında çok tehlikeli bir karar bu. Yani emsal artışı, aynen Muzaffer'in dediği gibi bütün Türkiye'de. Biz çünkü İstanbul'da biliyorsunuz Fikirtepe'de bu macerayı yaşadık. Yani hala da yaşamaya devam ediyoruz ve Fikirtepe bir kentsel dönüşüm felaketi haline geldi. Döneceğim abi. Yani iş sadece teknik değil tabii. Hani birçok boyutu var bu işin. Dolayısıyla bütünlükle bakması lazım. Yani o emsal artışı işte trafik demek değil sadece, altyapı eksikliği demek değil, işte iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Tabii. Tabii ki etkileneceğiz bundan, etkilenmeyecek miyiz? Yani yıllar sonra çok yakın bir süre içerisinde etkileneceğiz bunun sonucundan. Ama aynı zamanda oradaki demografik yapıyı da değiştireceğinden. Yani birçok değişimi beraber getirecek bir durum aslında. Yani başka şeyler de konuşmamız gerekir. Öncelikle bunları konuşmadan hani doğrudan emsal artışı dediğim gibi böyle sanki bir çözülmüş gibi gözükmekle beraber aslında değil. İleriye dönük olarak baktığımızda değil. Örneğin bahsettiğiniz daha önce güçlendirme değişkeni ele alınması gereken bir olanak. Ve bunu bence merkezi bir şekilde yapıp bu güçlendirilecek projelerin de bir şekilde kamu tarafından desteklenmesi, bir fon bulunması, buna destek verilmesi gerekiyor. Örneğin Büyükşehir Belediyesi'nin bir Dünya Bankası kredisi arayışı var. O çok desteklenmiyor gözüküyor şu anda merkezde. Ama böyle bir takım destekler bulunmalı ki her tarafa uygulanabilsin. Sadece İzmir'e değil, bütün Türkiye'ye uygulanabilsin. Çünkü emsal arşiv verdiğiniz en kolay yol o. Bütün partiler destekliyor maalesef bunu. Tabii depremzedeler de acıları var. Onlar da tabii. Bu noktada etkili oluyorlar. Çok dikkat etmek lazım. Kesinlikle, yani partilerin desteklediği de doğru. Tabii onlar siyaseten yaklaşıyorlar, yani partilerin desteği. Hani bu iş, ortada bir sorun var. Bu sorunun çözümü de budur gözüyle yaklaşıyorlar. Ama bunun içerisinde hani tekniğin çok olmadığını düşünüyorum. Hani biraz da o açıdan yaklaştıklarında aslında biz ne yapıyoruz? Hani bugünlük mevzu değil bu. Hani sonuçta hedeflenen her partinin
değil mi? Hedefi iktidar olmaktır, olmalıdır diyelim ya da. Dolayısıyla hani geleceğe dönük bir Türkiye'nin inşasında da bugünden sorumlulukları vardır. Ama maalesef hani şu anda biraz teknik geri planda kalarak da bir yürütülüyor bu süreç. Güçlendirme seçeneği elbette ki çok önemli, çok kıymetli. Hatta bu tartışmaları biraz öteleyebilecek gibi bir tartışma. Bence bunu gündemine de alması da gerekiyor siyasilerin de ya da yöneticilerin de. Çünkü hani o perspektiften baktığında, biraz daha teknik baktığında işe her yere emsal artışının verilmesinin doğru olmadığını görecekler. O zaman başka seçenekler aramak gerektiğini de, ekonomik seçenekler bir yandan, evet, hani böyle kredilerin sağlanması noktasında ya da işte deprem vergilerinin bu alanda özel iletişim vergisi diyelim, deprem vergisi diyoruz elbette buna, ama özel iletişim vergilerin 99'dan itibaren toplanan bu vergilerin orada buluşan kaynağın bu yöne aktarılmasının yanında işte Dünya Bankası gibi krediler söz konusu olabilir. Ama bir yandan da tabii bu güçlendirmeye de duyulan o güvensizliğin, bir güvensizlik var çünkü bunu da kabul edelim. Hani ifadelerinde de çokça gördüm ben siyasilerin. Hani güçlendirmeye güvenmiyorum diyorlar. Hani yapmadık ki. Hani yapılan örnekler var elbette ama denemedik ki. Hani bilmiyorsunuz ki bu noktada. Hayır, yani aslında bir, yani şöyle biliyorsunuz Türkiye çapında PTT ve sigorta binaları güçlendirildi İzmir'de. Birkaç tane yapıldı. Demek ki kamunun kendisi... Şimdi onu diyecektim. Kamu. Aynen. Şimdi onu söyleyecektim başkanım. Yani kamu da aslında uygulanan yöntem. Okullar güçlendiriliyor. Dediğiniz gibi PTT binalarında güçlendirilme var. Ancak konutlarda, tabii konutlar açısından güçlendirilme tercih edilmeyen bir yöntem. Ama ciddi bir tercih. Hele ki hani İzmir için şu anda baktığımızda, yoksa başka bir çözüm ben göremiyorum. Yani güçlendirme seçeneğini de ortaya koymamız gerekiyor. Evet, İstanbul'da mesela İSMEK projesi kapsamında birçok kamu binası ve okul güçlendirildi. Aynen dediğiniz gibi kamu tarafında güçlendirme gerektiği takdirde yapılıyor. Fakat enteresan olan şu ki, yani afetlerde topluca hareket etmiyoruz, siyasi bir takım endişeler gündeme geliyor ama emsal artışı söz konusu olduğu zaman siyasi partiler arasında bir farklılık yok. Yani orada iktidar muhalefet ayrımı yok. Herkes büyük bir iştahla hemen emsal artışına sığınıyorlar ve bunu savunabiliyorlar. Çok çok enteresan hakikaten. Evet, maalesef durum dediğiniz gibi deprem sonrası. Peki bu konu sizin 26-27 Ekim'de depremi anmak için yaptığınız toplantıda, sempozyumda ele alındı mı? Çünkü o da önemli. Aslında tabii olan... şöyle söyleyeyim, daha çok bizim yaptığımız sempozyum, yani tabii bu alan elbette ki oda olarak önemsediğimiz, yani emsal artış anlamında baktığımızda teknik elemanlar olarak bunun doğru olmadığını ifade ediyoruz. Ama daha çok işte şehir plancıları uzmanlık alanı olduğu için çok fazla bu alana girmedik. Hani bu sempozyumda daha çok kendi meslek alanımıza dair bir veya mühendislere kendi sorumluluklarını, yetkilerini aktarabileceğimiz bir sempozyum olması istedik. Biraz kendi alanımızda kalma isteğimizden dolayı gündeme çok gelmedi emsal artışı. Ama sorular olmuştu. Yani buna dair eleştiren sorular da olmuştu kamu kurumlarından ya da belediyemizden gelen yetkililere. Evet, bu İzmir'deki yapı stoğu toplam ne kadardır? Bir de tabii ki bağımsız bölüm sayısı. Bu rakamlar elinizde var mı acaba? Bina sayısı olarak, yapı sayısı olarak 870 bin civarında olduğunu biliyorum. Neredeyse 1 milyona yakın yani. Evet, evet, evet. Konu ve bunun çoğu da konut yalnız. Yani bende bir veri var. 2021 Ocak ayı içerisinde, Ocak-Haziran ayı içerisinde üretilen konutların %62.4'ü konut olarak tasarlanmış ve yapı kullanım izin belgesi almış durumda. Ağırlığı evet, konut. Bildiğim kadarıyla bu bir yıllık süre içinde Şehircilik Bakanlığı tarafından da bazı yeni binalar yapıldı değil mi? Bunlar Bayraklı'da mı yapıldı yoksa başka bir ilçede veya yakın bir
alanda mı gerçekleştirildi ve kaç adet bina yaptılar? Konut binası. Konut sayısı eşit tuttuk dediler. Konut sayısıyla daha önce bağımsız bölüm sayısını eşitledik dediler. Ama Bayraklı ilçesinde gerçekleştirildi. Yıkımların olduğu binaların bulunduğu alanlar. Evet, 7 bölge alanı, proje alanı olarak belirlendi. Ve orada yapım işleri devam ediyor. Hatta açılışının şimdi Kasım ayında biraz ertelendi. Ama devam eden inşaatlar var. Kasım ayı içerisinde açılışın en azından tesliminin yapılacağı ifade ediliyor şu anda. 1400 evet. kadar galiba yapı yapılıyor ama orada da bana göre 1400-1500. Evet, yapılıyor. Bir de aşağı yukarı 5000 kadar da Bayraklı sırtlarında yapılacak ki orada rezerv da var. Alanın içerisinde evet rezerv alanın içerisinde. Atatürk Ormanı da dahil buna. O da çok eleştirilen bir konu. Evet. Şeyde, fakat benim anlamadığım bir husus da şu oldu bu yeni yapılar yapılırken. Baktığım zaman adaların hasar görmemiş, ya yani hafif hasarlı binaların ortasına ki onlar 8-9 kat, 5 kat yaptılar. Bana göre bu çok ciddi bir eksiklik oldu. Yani niye diye 5 katlı yapıyorsunuz? Bütün orasının imar durumu 9 kat. Zaten ona göre, yani zemine göre de bir yeni hesap yapılırsa bu pekala olurdu. Orada ciddi bir eksiklik oldu. Planlama eksikliği bana göre. Ya o yapılsaydı yukarıdaki rezerv alanında yapılacak inşaata ihtiyaç olur muydu başkanım? Yani onu da gene yaparlar. Tabii orada. Yani gerçekten tabii şimdi bu alanlarda özellikle işte zemine hassas dediğimiz yerlerde hani yapının hani inşa edilmesi hep tartışılan bir konu biliyorsunuz. Yapılmaz mı? Yapılır. Biz inşaat mühendisleri olarak yapılır deriz ama hani ekonomik tabii ki bir faturası var bu işin. Onun maliyeti. Karşılanması, maliyeti var. Onun karşılanması gerekir. Ama gerçekten de ben de anlamadım. Yani orada daha önce 7-8 katlı yapılar varken şimdi zemin artı 5 yapılmasının hani gerekçesini ben de bilmiyorum açıkçası. Evet. Teknik gerekçesi aslında, yoktur diye tahmin ediyorum ama başka bir gerekçe vardır ama o da nedir biz bilmiyoruz yani. Aslında İzmir deprem risklerinin azaltılmasına dönük çalışmalarda çok öncü bir kent. Yani burada belki 1996 yılında başlayan, biraz önce konuşmanızın başında sizin de atıf yapmış olduğunuz çalışmalara değinmek yararlı olabilir. Muzaffer, kısaca anlatabilir misin? 96'da başlayan çalışmalarla gene İzmir İnşaat Mühendisleri Odası çok önemli bir inisiyatif üstlendi ve önemli bir çalışma yaptı. Raporlar çıkarttı. Hatta 1999 İstanbul'da birçok toplantıda da orada yapılmış olan çalışmalara atıf yapıldı. Hatta şaşırtıcı bulunduğunu da hatırlıyorum. Körfez depremleri, Körfez ve sonrasında gerçekleşen depremlerle ilgili tartışmalar sırasında. Evet, hakikaten bizim çalışma 99 Temmuz'unda bittiydi. Pek ilgi de görmedi. Celal Yılmaz rahmetli Cumhuriyet'ten bir tek o ilgileniyordu. Cumhuriyet Gazetesi'nden. Ama Ağustos ayında maalesef o büyük deprem olunca herkes şaşırdı. Ya siz bunları nereden biliyordunuz? Çünkü bizim deprem senaryosunda o deprem master planı, İzmir deprem master planı senaryosundaki hususlar gerçekleşti. 96'da başlandı bu çalışma. Ve ilk senaryodur değil mi Türkiye'de? Evet. İşte biz onu dünyada da 7 ülke, şehirde yapıldı değişik kıtalardaki. Biz Selanik'le yarıştık. İzmir kazandı. İzmir'i seçtiler. Bu çalışmayı o zaman Buranes Fatura destekledi. Belediye Başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı. Ve o zaman yani biz bir sunuş yaptık Öz Fatura'ya. Böyle bir çalışma yapmak istiyoruz. Destekler misiniz diye. Bütün belediye personeli topladı. Teknik personeli. Bizim çalışmamız, yani bir deprem senaryosu nedir sunuşunu dinlediler ve buna açık çek verdi hakikaten. Ve biz de Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilli Rastanesi ile birlikte yaptık. İşte çok değerli hocalar bunu
yönettiler. Mustafa Erdik, Nuray Aydınoğlu, Aykut Barka gibi, Atilla Ansal gibi. Atilla çok Ansal. Aykut Barka ve Atilla Ansal o zaman teknik üniversitedeydiler. Evet. Ama esas çalışmanın iskeletini ise Kandilli Hastanesi. Koordinasyonunu Kandilli gerçekleştirdi. Mustafa Erdik, Profesör Doktor Mustafa Erdik yapıyordu. Çok başarılı bir çalışma oldu. Çok güzel veriler toplandı. Yani bütün kamu kuruluşları katıldı. Valilikten, itfaiyeden, TEK'ten bütün bilgileri alabildik. Ticaret Odası, Sanayi Odası katıldı. Üniversiteler katıldı. Ayrıca meslek odalarıyla birlikte yaptık. Mesela deprem senaryosunu o zamanki Mimar Odası Başkanı Hasan Topal yazmıştı. Böyle bir tabip odası birlikte bizle. Çok güzel bir çalışma oldu ve çok güzel veriler elde ettik. Siyaset karışmadı yani. İşte orada açtık o siyaseti. Çünkü yani açıkçası ÖSFAT'a ile biz anlaşamıyorduk. Yani bir yandan biz inşaat mühendisi odası olarak konağa yapılacak bir galeriye binası yahut gereksiz bir sahil yolu projesine karşı çıkıyorduk. Ama aynı zamanda bu işleri de yapıyorduk. Evet, önemli bir şey. Orada ÖSFAT'ın hakikaten bize desteği oldu. Onu anmam lazım, onu belirtmem lazım. Bu arada da biz o zamanki genel sekreterimiz Saadettin Uçkun'u da almam lazım. O da çok çalıştı ve o dönem biz 120 bin bina, sadece merkezdeki binaları bakabildik. Tabii bugünkü yaklaşımla o günkü yaklaşım arasında fark vardı ama bence özünde değişmedi. Yani şimdi bazı arkadaşlar deprem senaryosunun günü geçti vesaire diyorlar ama özü değişmedi. Yani özündeki analiz yöntemi diğer sonra daha sonra İstanbul'da ve diğer şehirlerde kullanılanın ilk olarak kullanılan yöntemdir. Bunu iyi anlamak lazım. Bunu anlamazsanız çalışma zamanı geçti dersiniz. Evet de geçti işte. Bakın biz 120 bin binaya baktık. Eylem Başkan diyor ki 800 bin bina var şimdi. Evet. Ayrıca daha yeni veriler elde edildi. Yani bu faydan çok, herkes faya bel bağlıyor ama fayların öğrenilmesinden çok binaların öğrenilmesi, bu envanter çalışması onun için çok önemli. Ben de merakla bekliyorum sonucu. Bize güzel sonuçlar ve değerlendirmeler vereceğini umuyorum ve bekliyorum. Evet. Eylem Hanım, şimdi iki günlük sempozyumda aslında hem geçmişi değerlendirdiniz hem de geleceğe dönük bazı tespitler yaptınız değil mi? Bu gelecekteki geleceğe dönük yapılmış olan tespitlerde inşaat mühendisleri odasının rolünü nasıl belirliyorsunuz? Şimdi dediğiniz gibi geçmişe dönük sözler, ifadeler de kullandık aslında. Bu ifadeler olması gerekenin olmamasından kaynaklıydı aslında. Evet. Açılış konuşmasında da bunu ifade etmiştim. Bazı şeyleri tekrar tekrar söyleyeceğiz. Ama bu olması gerekenin dediğim gibi olmamasından kaynaklıdır. Ama yeni bilgiler de paylaşılacak burada ki öyle oldu. 30 Ekim depremi sonrasında yapılan yeni analizler, yeni yöntemler çok değerli akademisyenlerimiz tarafından bizlere anlatıldı. Bize bilgi sahibi olmuş olduk. Ama tabii İMO'nun, İnşaat Mühendisleri Odası'nın bu yapı üretimindeki oluşan bu sürecin dizaynına kadar, yürütülmesine kadar bir sözü var. Neydi bu? Bu üretim süreçlerinde yer alan tüm aktörlerin yetkin bir şekilde, yetkinliğinin sağlanmasıyla güvenli, sağlıklı konutlara ulaşabileceğimiz denetim mekanizmasının güçlendirilmesine vurgu. Kamunun buradaki görevi, ulusal deprem stratejisi eylem planını bilirsiniz. İşte yaşadığımız depremler sonrası. 2011 yılında Bakanlar Kurulu'ndan çıkartılan bir plan bu. Açıp bakarsanız bir hedefi var. Afet öncesi yapılacak çalışmalara bir vurgu var orada.
Ve yıllar var. O şu yıllar arasında şu bakanlık, kurum sorumlu diye görev atfedilen kurumlar da var bu eylem planında. Ve gayet de güzel bir plan aslında kağıt üzerinde. Çok da güzel, iyi düşünülmüş bir plan. Ama buradaki hedeflerin gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Biz ki yapı stoğu envanterinin çıkartılması tüm Türkiye için, başta kamu kurumu, hastaneler, okullar olmak üzere tüm Türkiye için çıkartılması işi aslında 2017 yılına kadar tamamlanmış olması gerekiyordu. Ancak tamamlanmadı. Yıllardır odamızın ifade ettiği yetkin mühendislik yasası, bunların hepsi var. Nitelikli mühendislik eğitimi, bunların hepsi var. Ve yılları da var. Yani şu hatta bir tanesi sanırım bu yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu. Mühendislik eğitimiyle ilgili olan kısmı. Yani planlarımız var. Bu planların hayata geçirilmesiyle ilgili bizim sözümüz var elbette ki. Israrımız var bu noktada. Yani bize burada bir elbette ki sorumluluk da düşüyor. Bu sürecin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi. Yani inşaat sektörü biliyorsunuz hep böyle kullanan bir sektör olmuştur. Ülkenin işte lokomotif sektörü diyerek işte besleyen, beslediği yan dalları düşündüğümüzde ciddi anlamda ekonomik hareket getiren bir sektör olduğu için kullanan da bir sektör oldu. Hatırlarsınız salgın döneminde işte salgın paketini bekledik biz hepimiz. Ne olacak acaba? Nasıl bir şey çıkacak diye düşük faizli umutlar, düşük faizlerden bahsedildi. Yani o dönemde bile kullanan bir sektör bu. Tabii bu sektörün rant üzerinden gitmesine itirazımız var bizim. Ve işte halkın güvenli, sağlıklı konutlarda barınmasına, hizmet etmesine bu amacı gütmesi gerektiğini ifade etmemiz gerekir. Bizde de buradaki düşen görev, elbette ki mühendisler olarak da görevlerimiz var. Biz de kendi mesleki gelişimimizi sağlamak, yaptığımız işlere özen duymak, mesleğimize sahip çıkmak, bu gibi görevlerde bize düşen görevler elbette. Yani birçok konu var düzelmesi gereken ama bugünden yarına düzelmez bu konular. Çünkü hedef daha büyük. Hani düzelmesi gereken şey daha kapsamlı bir konu. Dolayısıyla elbette ki yapılan çalışmalar var ama düzelme dediğimiz ya da değişme dediğimiz şey biraz daha sancılı gidebilir, uzun sürebilir. Ama onda ısrarcı olmak bence sonucu getirir. Benim düşüncem bu yönde. Evet, bu öncelikleri belirlemek en önemli görevimiz, sorumluluğumuz dediniz. Ve tabii ki öncelik olarak da ele alınması gereken afet risklerinin azaltılması olmalı. Yoksa boşa geçirmiş olduğumuz bir 22 yıldan bahsediyoruz. Artık bir noktadan itibaren çok daha hızlı davranmamız gerekiyor. 26 ve 27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirmiş olduğunuz sempozyumun bir kitabı çıkacak mı veya bunu elektronik olarak yayınlayacak mısınız ve ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz bunu? Bunu sormak istedim. Sunumları şu anda İBO 101 YouTube kanalından isteyen herkes ulaşabilir sunumlara. Ancak bir kitaba dönüştürme isteğimiz de var. Çünkü konuşmalar, tartışmalar da oldu. Sunumları da içerecek bir şekilde. Kayıt aldık zaten ve bütün bunları tekrar konuşmacılarımıza ileterek düzenlenmesine, yoluna gideceğiz ve bir kitaba dönüştürme düşüncemiz var bizim. Evet, o zaman yani zaten şu anda İzmir İnşaat Mühendisleri Odası'nın internet adresinde bu sunumlara ulaşabiliyoruz. Bu önemli. Evet. Bir de tabii ki önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan, belediye tarafından yayınlanacak olan raporu merakla bekleyeceğiz. Programımızı kapatmadan önce Muzaffer, senin söylemek istediklerin var mı acaba? Sonra da Eylem Hanım'a soracağım. Ben de merakla bekliyorum. Bu envanter çalışmalarının yaygınlaşması, demin Eylem Başkan dediği gibi, bu aslında 2017'den beri saptanmış bir şeydi. Kamunun da bunu yapması lazım. Aslında burada da gene bir eşgüdüm sağlayıp bakanlıkla belediyenin ve inşaat mühendisliği odasının bunu birlikte yürütmesi lazım. Daha hızlı olacaktır. Daha sağlam noktalara basacaktır. Çünkü çıkan sonuçlardan ortak çözümler bulmamız lazım. Ben de heyecanla bekliyorum çalışmanın sonucunu. Evet. Eylem Hanım, programı kapatırken sizin de son
söyleyeceklerinizi alalım. Mesajlarınız olabilir tabii İzmirlilere ve tabii ki bu vesileyle Türkiye'nin tamamına. Ben aslında insanların tekil olarak baktığımızda hani deneyimin, yaşam boyunca edindiği deneyimin birikimi olduğunu düşünüyorum. Tabii bu deneyim de gelecekteki icraatını belirliyor insanlar açısından. Benzer şey toplumlar için de geçerli diye düşünüyorum. Tarihini özümsemiş, geleceğini bu birikim üzerine kuran toplumlar bilinç düzeyine daha kolay ulaşır diye düşünüyorum. Bu bilinç ilerlemedir, demokrasidir, eşitliktir, refahtır. Böyle düşünüyorum, böyle bakıyorum olaya. Tabii bizim açımızdan da bugünkü bilgi düzeyine baktığımızda 30 Ekim'de yaşadığımız olayı da hani içimizin acıtması gerektiğini düşünüyorum. Bunun üzerine daha fazla sorumluluk üstlenerek geleceğimizde yürüteceğimiz icraatları da bunun üzerine kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi aslında ısrarcı olmak, yani yapılması gerekenler yıllarca konuşuldu, konuşulacak, ifade edilecek ama bu talepler ısrarcı olarak son bulacaktır diye düşünüyorum. Bir sonuca ulaşacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum programa davetiniz için de. İnşaat Mühendisliği Odası İzmir Şubesi olarak da saygılar sunuyorum sizlere. Biz size çok teşekkür ederiz. Evet, biz bu kaydı bugün yani 31 Ekim Pazar günü gerçekleştirdik. Yayını ise yarın yani pazartesi günü saat 16'da olacak. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Hem size çok teşekkür ederiz Eylem Hanım, hem Muzaffer Tunca'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olun ve özellikle bu rapor açıklandıktan sonra bir de raporun değerlendirmesi için bir araya gelmeyi umut ediyoruz diyeyim. Aynen. Çok çok teşekkürler her ikinize de. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Evet efendim. İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. İki konuğumuz vardı bugün. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar ve Muzaffer Tunca. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek üzere. Afetsiz ve sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.